İkinci şube, cenazelerin ve cinlerin ve melaikelerin Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı tanımalarıdır. Bunun da çok hadiseleri var. Numune için şöhret bulmuş ve mevzuk imamlar haber vermiş birkaç numuneyi evvela cenazelerden göstereceğiz. Ama cin ve melaike ise o mütevatirdir. Onların misalleri bir değil, bindir. İşte ölülerin konuşması misallerinden birincisi şudur ki, ulemayı zahir ve batının tabi'in zamanında en büyük reisi ve İmam Ali'nin mühim ve sadık bir şakirdi olan Hasan Basri haber veriyor ki, bir adam Resul Ekrem ve Vesselam'ın yanına gelerek ağlayıp sızladı. Dedi, benim küçük bir kızım vardı. Şu yakın derede öldü, oraya attım. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam ona acıdı. Ona dedi: "Gel, oraya gideceğiz." Gittiler. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam o ölmüş kızı çağırdı. "Ya filane." dedi. Birden o ölmüş kız "Lebbeyke ve sa'adeike." dedi. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam ferman etti: "Tekrar peder ve validenin yanına gelmeyi arzu eder misin?" O dedi: "Yok." ben onlardan daha hayırlısını buldum. İkincisi, İmam-ı Beyhaki ve İmam-ı İbni Adi gibi bazı mühim imamlar, Hazreti Enes İbni Malik'ten haber veriyorlar ki, Enes demiş, bir ihtiyare kadının bir tek oğlu vardı. Birden vefat etti. O saliha kadın çok müteessir oldu. Dedi, Ya Rab, senin rızan için Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın biatı ve hizmeti için hicret edip buraya geldim. Benim hayatımda istirahatımı temin edecek tek evlatcığımı o Resul'ün hürmetine bağışla. Enes der, o ölmüş adam kalktı, bizimle yemek yedi. İşte şu hadiseyi acibeye işaret ve ifade eden İmam-ı Busiri'nin Kaside-i Bürde'de şu fıkrasıdır. لَوْنَا سَبَتْ قَدْرَهُ اٰيَاتُهُ عِظَمًا اَحْيَاسْمُهُ حَيْنَا يُدْعَى دَارِ سَرِّمًا Yani, eğer alametleri O'nun kadrine muvafık derecesinde azametini ve makbuliyetini gösterseydiler, değil yeni ölmüşler, belki O'nun ismiyle çürümüş kemikler de ihya edilebilirdi. Üçüncü hadise, Başta İmam-ı Beyhaki gibi raviler, Abdullah İbni il Ensari'den haber veriyorlar ki, Abdullah demiş, Sabit İbni Kays İbni Şemmas'ın Yemame Harbi'nde şehit düştüğü ve kabre koyduğumuz vakit ben hazırdım. Kabre konurken birden ondan bir ses geldi. Muhammedur Resulullah ve Ebu Bekri Sıddık ve Umarul Şehid ve Usmanul Berru Rahim dedi. Sonra açtık, baktık, ölü, cansız. İşte o vakit daha Hazreti Ömer hilafete geçmeden şehadetini haber veriyor. Dördüncü hadise i̇mam Taberani ve Ebu Nuaym Delail-i Nübüvvet'te Numan İbni Beşir'den haber veriyorlar ki Zeyd İbni Harice Çarşı içinde birden düşüp vefat etti. Eve getirdik, akşam ve yatsı arasında, etrafında kadınlar ağlarken, birden, ''Ensitu, ensitu, susunuz'' dedi. Sonra fasih bir lisanla, ''Muhammedur Resulullah, Esselamu Aleyke Ya Resulallah'' diyerek bir miktar konuştu, sonra baktık ki, cansız vefat etmiş. İşte, cansız cenazeler onun risaletini tasdik etse, canlı olanlar tasdik etmese, elbette o cani canlılar, cansızlardan daha cansız ve ölülerden daha ölüdürler. Ama melaikelerin Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama hizmeti ve görünmesi ve cinnilerin ona iman ve itaati mütevatirdir. Nasıl Kur'an ve çok ayatla musarrahtır. Gazve-i Bedir'de 5000 melaike nasıl Kur'an'la önde sahabeler gibi ona hizmet edip asker olmuşlar. Hatta o melekler melaikeler içinde Ashab-ı Bedir gibi şeref kazanmışlar. Şu meselede iki cihet var. Birisi cin ve melaikenin taifeleri hayvan ve insanın taifeleri gibi vücutları kat'i ve bizimle münasebettar olduğu, 29. sözde iki kere iki dört eder derecesinde bir kat'iyetle ispat etmişiz. Onların ispatını o söze havale ederiz. İkinci cihet, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın şerefiyle, eseri mucizesi olarak, efrad ümmeti onları görmek ve konuşmaktır. İşte başta Buhari ve İmam-ı Müslim, eğimme hadis müttefikan haber veriyorlar ki, bir defa melek yani Hazreti Cebrail, beyaz libaslı bir insan suretinde gelmiş. resul Ekrem aleyhissalatu vesselam sahabeleri içinde otururken yanına gitmiş. Demiş, Mel İslamu ve mel imanu ve mel ihsan. Yani iman, İslam, ihsan nedir? Tarif et. Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam tarif etmiş. Oradaki cemaati sahabe hem ders almış hem de o zatı iyi görmüşler. O zat misafir gibi görünürken üstünde alameti sefer eseri hiç yoktu. Kalktı birden kayboldu. O vakit Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etmiş ki size ders vermek için Cebrail böyle yaptı hem haberi sahihle ve haberi kat'i ile ve manevi tevatür derecesinde eyme i hadis haber veriyorlar ki, Hz. Cebrail'i çok defa Hüsnü Cemal sahibi olan Dıhye suretinde resul Ekrem aleyhissalatü vesselamın yanında sahabeler görüyorlardı. Ez cümle Hz. Ömer ve İbni Abbas ve Üsame İbni Zeyd ve Haris ve Ayşe-i ve Ümmü Seleme Katîyen sabittir ki, bunlar katîyen haber veriyorlar ki, biz Hz. Cebrail'i dıhyi suretinde Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın yanında çok görüyoruz. Acaba hiç mümkün müdür ki bu zatlar görmeden görüyoruz desinler? Hem nakli sahihi kat'i ile aşere-i mübeşşereden İran Fatihi Sa'd İbni Ebi Vakkas haber veriyor ki, Gazve-i Uhud'da Resul-i Ekrem vesselamın iki tarafında iki beyaz libaslı ona nübettar gibi muhafız suretinde gördük. İkisi de anlaşıldı ki meleklerdir ve Hazreti Cebrail ile Mikail olduğunu anladık. Acaba böyle bir kahramanı İslam gördük dese görmemek mümkün müdür? Hem Ebu Süfyan İbni Haris İbni Abdülmuttalip Ammizade-i nakli sahihle haber veriyor ki, Gazve-i Bedir'de gökle yer arasında beyaz libaslı atlı zatları gördük. Hem Hazreti Hamza Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamdan niyaz etti ki, ben Cebrail'i görmek istiyorum. Kabe'de ona gösterdi. Dayanamadı, bihuş olduğu yere düştü. Bu çeşit melaikeleri görmek vukuatı çoktur. Bütün bu vukuat bir nevi mucize-i Ahmediye ve vesselamı gösteriyor ve delalet ediyor ki onun misbah-ı nübüvvetine melaikeler dahi pervanelerdir. Cinnilerse onlarla görüşmek ve görmek değil sahabeler, belki avam-ı ümmet dahi çoklarıyla görüşmeleri çok vuku buluyor. Fakat en kat'i, en sahi haberle eğimme hadis bize diyorlar ki, i̇bn Mesud, Batn-ı Nahil'de Ecinnilerin ihtidası gecesinde Ecinnileri gördüm ve Sudan kabilesinden Zud denilen uzun boylu taifeye benzettim. Onlara benziyordular. Hem meşhurdur ve hadis imamları tahriç ve kabul ettikleri Hz. Halit İbni Velid vakasıdır ki, Uzza denilen sanemi tahrip ettikleri vakit siyah bir kadın şeklinde o sanem içinden bir cinniye çıktı. Hazreti Halit bir kılınçla o cinniyeyi iki parça etti. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam o hadise için ferman etmiş ki: Uzza sanemi içinde ona ibadet ediliyordu. Daha ona ibadet edilmez. Hem Hazreti Ömer'den meşhur bir haberdir ki demiş: Biz Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın yanındayken ihtiyar şeklinde elinde bir asa Hame isminde bir cinni geldi. İman etti. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ona kısa surelerden birkaç sureyi ders verdi. Dersini aldı, gitti. Şu ahirki hadiseye çendan bazı hadis imamları ilişmişler. Fakat mühim imamlar sıhhatine hükmetmişler. Her neyse bu nevi de uzun söylemeye lüzum yok, misalleri çoktur. Hem deriz ki, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın nuruyla, terbiyesiyle ve onun arkasında gitmesiyle binler Şeyh-i Geylani gibi aktaplar, asfiyalar, melaikeler ve cinlerle görüşmüşler ve konuşuyorlar ve bu hadise yüz tevatür derecesinde ve çok kesrettedir. Evet, ümmet Muhammedin Aleyhisselatü Vesselam, melaike ve cinlerle temasları ve tekellümleri ise Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın terbiye ve irşadı iyicazke aranesinin bir eseridir.